Mavi buzlar bir kuzey ülkesi ve yüzeyinin %11'i buzlarla kaplı olan İzlanda'nın en meşhur şeylerinden biri. Ama ne yazık ki buzullar eriyorlar ve bir olasılık hepsinin yakın zamanda eriyerek yok olma ihtimali var. Okeyukol buzulu yaklaşık 700 yıl önce oluştu. NASA'ya göre 1901 senesinde 39 kilometre kare genişliğinde ve 50 metre derinliğindeydi. Şimdi yüzeyi yalnız 0.8 metre kare genişliğinde ve derinliği yalnızca 15 metre. Bu devasa buzulun 2014'teki minik bir buz parçasına dönmesi yaklaşık 100 yıl sürdü. Buzul hareketini yitirdi ve artık soyu tükenmiş bir buzul olarak geçiyor. Okeyukol, İzlandaca'da buzul anlamına gelen iki yukolu kaybetti. Bu yüzden artık ona yalnızca ok deniyor. Bu adını da üstünde bulunduğu volkanlardan alıyor. 2017'de Rice Üniversitesi antropologları Okeyukol hakkında bir belgesel çektiler ve adına iyi değil anlamına gelen not ok dediler. Aynı yılın 18 Ağustos'unda ise volkanın tepesinde olan ama eriyip gitmiş bu buzul adına sembolik bir anma töreni gerçekleştirdiler. Bu seremonide İzlanda ve Amerika'dan ekoloji araştırmacıları, İzlanda Başbakanı ve eski bir İrlanda Başkanı da dahil 100 kişi vardı. Seremoniye katılanlar saygı duruşunda bulundular ve gelecek nesillere yazılan bir mektupla birlikte bir plaka bıraktılar. Bu plaka küresel ısınma yüzünden kaybedilen bir buzula sunulan ilk plakadır. İzlandalı Odur Sigurdsson adındaki bir jeolog yaklaşık 10 yıl önce bu buzulların hızla yok olacağını öngörmüştü. İzlanda'nın kuzeyinde bulunan 330 ufak buzulun 56'sı tamamen yok oldu bile ve Okeyukol bunların en büyüğüydü. Benzer şeyler dünyanın her yerinde gerçekleşti. Buzullar günümüzde dünyanın %10'unu kaplıyorlar ama ortalama sıcaklık hızla arttığı için büyük bir hızla eriyorlar. Avrupa Uzay Ajansı en çok buzul kaybeden bölgeleri gösteren bir harita hazırladı. Bu bölgeler arasında en başta Alaska yer alıyor. Alaska yaklaşık 3 trilyon ton buz kaybetti. Patterson Buzulu. Kenai Fiyortları Ulusal Parkı'nda bulunan Patterson Buzulu 20. yüzyıl boyunca küçüldü ve Patterson dilini ve Patterson lagününü gözler önünde bıraktı. Artık buzulun bir kalıntısı neredeyse kalmadı. 1980'lerde bu lagün yaklaşık 7 kilometre karelik bir alanda Patterson Lagünü vahşi yaşam merkezi olarak ilan edildi ve bölgedeki vahşi hayatı ve toprakları korumak için kullanılıyor. Bir buzulu. 100 yıl önce devasa bir buzulken şu an sadece bir göl haline geldi ve üstünde birçok farklı yaşam formunu barındırıyor. Özellikle kano severler için son derece popüler bir yer. Carroll Buzulu. Carroll Buzulu eskiden 23 kilometre boyundaydı ama artık çok ufak bir kısmı kaldı. Bunun yerine şu an ufak bir tepenin dibindeki ufak bir göl olarak varlığına devam ediyor. Tepelerde bulunan karlar da eridi ve artık her şey yemyeşil bir şekilde gözüküyor. McCarthy Buzulu. Günümüzde çoğu yeşil olan bu alan, 100 yıl önce kalın bir buz ve kar tabakası altındaydı. Yaklaşık 20 kilometre kadar küçülen buzul yüzünden burayı tanımak gerçekten zor. Muir Buzulu. Muir Buzulu'nun geniş buzlu yüzeyde bir göl olarak varlığına devam ediyor. Buradaki havanın soğukluğu yüzünden eskiden hiçbir bitki yoktu. Fakat buzul eridikten sonra vadi yaşam doldu. Okyanus suları her yeri doldurdu ve Muir ağzını oluşturdu. Tobagan Buzulu. Bu bölge de eskiden devasa bir buzuldu fakat 100 yıldan kısa bir sürede 150 metre kadar inceldi. Eskiden boş gri bir yüzeyken 2000 senesinden beri yamaçları yeşilliklerle dolu bir yere dönüştü. Geçtiğimiz yüzyılda Alaska'nın yüzeyi gerçekten çok fazla değişti ve bu değişim günümüzde de hala devam ediyor. Buzullarını hızla kaybedenler listesinde Grönland 2 numarada yer alıyor. 2018'in Şubat'ında ortalama sıcaklığın yaklaşık -15 derece olması gereken bir zamanda Grönland'da ölçülen sıcaklık 6 dereceydi. Avrupa Kuzey Kutup bölgesinden daha soğuktu. Grönland yalnızca bir gün içinde 2019'un 31 Temmuz'unda 11 milyar ton buz kaybetti. Temmuz ayında kaybedilen toplam buz miktarı ise 197 milyar tondu. Bu oran ekolojistlerin tahmin ettiğinden 3 kat daha yüksekti. Grönland'daki buzullar genelde Mayıs sonunda erimeye başlarlardı. Ama bu yıl erimeye ayın başında başladılar. Bilim insanları Grönland'ın bazı bölgelerindeki sıcaklıkların iklim normallerinin çok üstünde 0 dereceye çıktığını gözlemlediler.
eriyen buzullar yüzünden ortaya çıkan su okyanusa karıştı ve bir ay içinde okyanus seviyesinin yaklaşık 0.6 cm yükselmesine neden oldu. Grönland'ın buzul tabakası Antarktika'nınkinden sonra en büyük ikincidir. Bu iki buz kütlesi erirse ortaya çıkacak olan su dünyanın okyanus seviyesini 65 metre yükseltebilir. Bu yıl gerçekleşen bu olağanüstü değişimlerin bir diğer sebebi de Avrupa'da yaşanan ve Kuzey Buzul Bölgesi'ne kadar uzanan anormal sıcak hava dalgasıydı. Hava sıcaklığı gözlemi tarihinin kaydedilen en sıcak yazıydı ve Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda ve diğer ülkelerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üstüne çıktı. Durum böyle devam ederse Grönland'daki gelmiş geçmiş en büyük buzul erimesini tecrübe edebiliriz. En hızlı eriyen bölgeler listesinde 3. olan yer ise Güney Amerika Ant Dağları bölgesidir. Burası yarım yüzyıl içinde 1.2 trilyon ton buz kaybetmiştir. Peru'da bulunan ve tropik buzullardan biri olan Kuari Kalis buzulu 33 senedir eriyor ve bu eriyişi gitgide daha da hızlanıyor. Neredeyse 800 metre civarında küçüldü bile. Bilim insanları bu bölgede buzulun oluşmasından önce, yani yaklaşık 6300 yıl önce, yetişen bitkilerin tekrar ortaya çıktıklarını keşfettiler. Olası bir su baskınına karşı bu buzulun erimesini son derece yakından takip ediyorlar. Peru geçtiğimiz 30 yılda tüm buzullarının 5'te 1'ini kaybetti. Bolivya 2009'da Chacaltaya Sikira Sortu'nu kapamak zorunda kaldı. Burası 4.7 km ile 5.4 km arasında yüksekliklere sahip olan dünyadaki en yüksek ski resortuydu. Chacaltaya buzulu 18 bin yıl önce oluşmuştu ve bu resort 1939'da inşa edilmişti. Ama yükselen sıcaklıklar buzulların hızla erimesine yol açtı ve 21. yüzyılda buzul ilk halinden %80 daha küçüktü. 2009'da ise ortadan kayboldu. 2005'te Tanzanya'da bulunan Kilimanjaro Dağı'nın tepesindeki karlar 11 bin yıl içinde ilk kez eridi. Bu dağın yüksekliği 5895 metre ve tepesi hiç bu kadar sıcak olmamıştı. 2019'un yazında Alp Dağları'na tırmanan birkaç kişi 3.4 kilometre yüksekliğinde bir göle denk geldiler. Önceki yıllarda bu yüksekliklerde bir şişenin içinde çıkarılan sular donuyorken burası günümüzde bir gölün karlar arasında oluşabileceği kadar ısınmış durumda. Alplerdeki buzullar da 1850 yılından beri %54 oranında daha küçükler ve bilim insanlarının dediğine göre bu yüzyılın sonlarına doğru yalnızca %10 boyutunda kalacaklar. NASA 9 yıl önce Kuzey Kutup Bölgesi ve Antarktika'daki kutup buzullarını incelemek için Ice Bridge görevini başlattı. Bu bölgelerin üstünde uçuşlar gerçekleştirdiler ve fotoğraflar çektiler. Bu yıl kutup buzlarının en küçük seviyesine ulaştığını ve erimelerinin kendi tahminlerinden çok daha hızlı gerçekleştiğini bildirdiler. Buradaki buzun %15 oranında azalması yalnızca 10 sene sürdü. Bilim insanları bu gidişat yavaşlamazsa Antarktika'daki buz tabakasının yarısının önümüzdeki 100 yıl içinde yok olacağını söylüyor. Her yıl ortalama 3 milyar ton buz eriyor. 1961 ve 2016 yılları arasında ise 9 trilyon buz suya dönüştü. Bunun ne kadar olduğunu anlamanız için belirteyim. Titanic 26 bin ton ağırlığındaydı. Yani bu 50 yıl içerisinde eriyen buzlar yaklaşık 350 milyon Titanic ağırlığında. Evet, yine utanmadan Titanic referansı yapıyorum. Ama Titanic ve buzların ortak noktaları var. İkisi de ortadan yok oldular. Tanınmayacak halde değişen başka yerler biliyor musunuz? Yorumlarda hepimize bildirin. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ekranınızda beğenebileceğiniz bazı videolarımızı görebilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmaya devam edin.